erkeğinin soyadını almamış bir kadın olarak neler düşünüyorsun? Sen de almamışsın. Sözüm o ki bir filmde bunlarla karşılaşmaz Cem Yılmaz esprisini birebir yapmaya çalışan kısa boylu erkek kadar itici. Bana mı diyorsun? Nemalanmak. İlk defa 33 yaşındayım, cümle içinde bunu kullanan bir insan görüyorum. Bu adam da işte sana nerede ne yapman gerektiğini söylüyor. Aynı. İşte o anda şunu yapmak istiyorum. Bunun kafasını iki elimin arasına alır. Sen hayırdır ya, iki bölümdür. Çok sinirleniyorum ben. Neyse, bu konunun derinine girmeyi düşünmüyorum. Girelim bu konuya ya. Aklından çıkmıyor. Çıkmıyor. Bakkal. Evet, neden? Neden? Her zaman da dediğim gibi yani benim kanalda hep söylüyorum ya, sen ilk kez duyuyor olabilirsin. Film her zaman seninle kalacak. Vay, lafa bak. Böyle laflar benden sorulur reis. Alo? Ya, alo? Yapıyor. Ya, ya sen... kaç kere dedim beni ayaktan aramayın. Evet, 3. bölümde Neslihan Ulusoy. Sen evli değil misin? Niye iş hayatımla evlilik hayatımı birbirine karıştırıyorsun? Erkeğinin soyadını almamış bir kadın olarak neler düşünüyorsun? Ha, o mesele. Sen de almamışsın Semerci'yi. Ben niye alayım? Ben almadım ya, hiç gerek duymadım. İşte aynı sebepler. E ne diyorsun şimdi bu 3. hafta, 3. bölüm? Güzel gidiyoruz sanki. Öyle mi? Faydalı da olabiliyorsak. Hoş. Ben keyif alıyorum sabahın köründe beni çağırman dışında. Sabahın körü mü? Saat kaç şu an? Allah aşkına bir söylesene. Tamam, ben geç geldim de. Arkadaşlar ben 12'de çağırdım. Kendisi saat 2.30'da geldi. hadi. Evet Taha, bu hafta gerçekten muhteşem bir filmle geldim. Ah. Hatta gönül ister ki spoilerlı bir inceleme yapayım ama maalesef ki filmi çok az kişi fark etmiş ve daha fazla kişinin bu zevke erişmesini istediğim için bir nevi taş gibi bir öneri verme niyetindeyim. Hadi yine iyisin. Bana mı diyorsun, onlara mı diyorsun? Onlara diyorum. Belki sen de nemalanırsın ama. Nemalanmak. İlk defa 33 yaşındayım, cümle içinde bunu kullanan bir insan görüyorum. Şarkı yapacağım öyle. Nemalandım yar, nema nemen aldım yar. Devam. Türkçe popta biliyorsun birbirini takip eden, tekrar eden kelimeleri kullanınca illaki tutuyor. O Anadolu olarak değil mi? Ne olarak? Anadolu olarak. Anadolu olarak. Anadolu olarak dedim, ne olarak anladın? Böyle bazen birine çok üzülürsün. Böyle hali de ortadadır. Yardım etmek istersin. Buna tam karar verdiğin anda yardım edeceğin kişi çok zordayım ne olur der ve acınası gözlerle sana bakar. Tam o anda kandırıldığını anlarsın ya. İşte filmlerde gereksiz kullanılan müzikler de aynı etkiyi yapıyor bende. Lan zaten duygusal bir sahne. Hafif içim kıyıldı zaten. Arkadan dan da da dan diye müzik girince tilt oluyorum. Çünkü o anda bana ne yapmam gerektiğini söylüyor. Şimdi duygulan. Evet çok güzel, ağlayalım biraz. Bu hatta bazen iyi filmlerde de yapılabiliyor ki işte o zaman kafamın tası atıyor. Ama genelde boktan bir filmse ve bunun farkındaysa işin yaratıcıları ver abi coşkuyu deyip yerli yersiz müzik kullanımı tercih ediyorlar. Çektiği işe güvenmediği için. Ya da şöyle bir şey olabiliyor. Karakter filmle ilgili doneleri direkt anlatıyor. Atıyorum diyor ki ya Cemal seni de yorduk böyle ama kocam öldüğünden beri tam 2 yıl geçti ve çocuklarla kala kaldık bir başına. Lafa bak. Oldu olacak, filmin sonunu da söyle. Sen de rahat et, biz de. Niye ben bu filmi izliyorum mesela? O zaman Taha ben sana sorayım. Merak ettiğin filmleri sen bana anlat. Ben var çok liste yaptım öyle. Tamam, bakarım ben onlara. Sözüm o ki bir filmde bunlarla karşılaşmak Cem Yılmaz esprisini birebir yapmaya çalışan kısa boylu erkek kadar itici. Bana mı diyorsun? Yok yok, uzun boylu olsa da itici. Ya da buna en iyi örnek ne biliyor musun? Adam karşına geçmiş bir şey anlatıyor. Sonra bir yerde duruyor ve gözünün içine bakıp gülüyor. Hani ayıp olmasın diye gülüyorsun ama içinden ya siktir git diyesin geliyor. Çünkü komik değil. Bu adam da işte sana nerede ne yapman gerektiğini söylüyor. Aynı. İşte o anda şunu yapmak istiyorum. Bunun kafasını iki elimin arasına alıp şöyle güzel bir sallayıp böyle karpuz gibi şak şak vurmak istiyorum. Belki çalışır. Sen hayırdır ya, iki bölümdür. Çok sinirleniyorum ben. İki bölümdür, demin geçen bölümde birinin bir yerini deşiyordun, iki yerini. Onu çekmedik ya. Hmm. Daha ses alamadık ya. Ha. Gümbürtüye gitti. Haberiniz olsun, geçen bölümde böyle yorumları vardı. Allah'tan sıkıntı çıktı da iptal oldu yani. Siz onu izleyemediniz.
tane içimdeki pislik çıkıyor. Şimdi diyeceksin ki bu destan ne anlatıyor? Değil mi? Diyeceksin. Evet, ne anlatıyor? Hemen bağlıyorum. Bu anlatacağım filmde gereksiz tek bir kelime yok. Gereksiz müzik yok. Saf duygu, saf empati. Zaten düşük bütçeli bir film. Prodüksiyonsal olarak mekandı, reklamdı, VFX'ti, ödüldü gibi bir iddiaları da yok. İzlenir mi derdi de yok ki olsa böyle aykırı bir iş çıkmazdı ortaya. Bana sorarsan Netflix'in en iyi işlerinden biri ve benim için de hep özel bir film olarak hayatımda yeri olacak. Peki, peki Hacı. Müziğinin olmaması acaba bütçeden kaynaklı bir durum olabilir mi? Olamaz. Neyse, bu konunun derinine girmeyi düşünmüyorum. Girelim bu konuya ya. Bu konuya mı girelim? Ha. Evet, buyurun. Konusu neymiş film? Konusu şöyle. İki adam var. Bu adamlar birbirine komşu olan, bekar. Yani yalnız yaşayan ve sıkıcı iş hayatları dışında birbirleriyle geçirdikleri zaman boyunca yaptıkları sıradan rutinlerden keyif alan iki dost. Birlikte kendi icat ettikleri ve filme de adını veren oyun oynamaktan, mutfakta başarısız pizza denemeleri yapmaktan, bir de Ölüm Yumruğu isimli ruhani yönleri olduğuna inandıkları 3. sınıf bir kung fu filmini tekrar tekrar seyretmekten büyük keyif alıyorlar. Bu rutin içlerinden birinin kanser olmasıyla bozuluyor. Aslında film bize birçok şeyi sorgulatıyor. İlla ki duymuşsunuzdur. Geçenlerde Hollanda'nın gündeminde ötenazi olmalı mı? Bu insanlara bir hak olarak tanınmalı mı? Konusu tartışılıyordu. Şimdi sen ötenazi dedin ya. Ötenazi mi dedim? Ötenazi mi acaba onun telaffuzu? Ötenazi. Ötenazidir. Nazi oluyor ama yok. Anlam değiştiği için ötenazidir. Ona bir bakalım. Hani bir ötede yapın az. Bu konuyu daha önce hiç düşünmediysen, ötenazi konusunda, merak etme, bu film sana bol bol bunun muhakemesini yaptıracak. Yalnızlık, ölüm, dostluk gibi temaları sosyolojik, psikolojik her açıdan irdeleyen, aşırı samimi, aşırı gerçek, aşırı objektif bir yapım. Empati yapabilen biriysen bu filmden etkilenmemen mümkün değil. Herkes böyle lafa gelince ben çok empati kurarım yahu der ya. Hatta bazen tartışmalar çıkar, karşı taraf sana hiç empati yapamıyorsun diye suçlamalarda bulunur falan. Kavga anında altta kalma ama eve gidince bu filmi izle, bir teyit et. Film seni rahatsız etmiyorsa, özellikle finalinde, demek ki sen ruhsuz, katı ve bir tuhaf bir insansın. Görüp görebileceğin en rahat ve aşmış oyunculuklar. Bazı oyuncuları izlediğinde ya onun oynadığını ben de oynarım, ne var onda dersin ya. İşte bu yorumu yaptığın performans her zaman en zor olanıdır aslında. Sen onu yapabileceğini çok sade ve olağan olduğu için düşünürsün. Fakat en zoru da sade ve doğal olabilmek. Kim oyuncuların sıçtığı noktada bu oluyor. Düşünmesi gereken ben bu adam olsam ve onun durumunda olsam nasıl davranırdım? Olmalıyken düşündüğü şey nasıl bir şey yapsam da insanların takdirini kazansam. Yapma şunu ya. Bu senin mesleğin. Emin ol, mesleği bakkalcılık olan bir ulan şu ekmeği nasıl versem de insanlar farkımı anlasa demiyor. Gerçi bunu söyleyince aklıma şey geldi. Benim tanıdığım bir bakkal var. Adamı iki kez gördüm. Aklımdan çıkmıyor gerçekten. Adamı iki kez gördüm. Adam aklından çıkmıyor. Çıkmıyor. Bakkal. Evet, neden? Neden? Adam para üstünde demir paraysa eğer böyle tezgaha koydurtuyor. Burada hazır şeyi var. Elektrikli süpürgesi var yanında. Ha. Düğmeye basıyor. Süpürgeyle birlikte fırırır diye paraları çekiyor. Anlamadım. O nasıl bir bakkal mı orası? Aynen. Nasıl unutabilirim ben bu adamı ya? Amaç ne peki bunda? Süpürgenin içine biriktiriyor paraları. Bilmiyorum, zevk meselesi herhalde. Be, yani. Süpürge. Bayağı bildiğin süpürge. Hatta ben gittim ilk. Böyle ilk kez görüyorum ve hiç normal bir şey değil yani. Muhtemelen o mahallede yaşayanlar ve ben dışında bu olayı gören kimse yoktur hani. Ben sana söyleyeyim, muhtemelen adam deli. Akrabaları demiş ki bu evde duracağına bakkalda böyle saçma sapan şeyler yapsın. Sen de gitmişsin o bakkala girmişsin yani. Ben de onu bulmuşum ya. Şimdi olayın ilk yaşandığı sırada ikimiz de çok ciddiyiz. Parayı tezgaha koydu. Düğmeye bastı. Böyle zarar diye çekti paraları. Birbirimize baktık. Hani bir nevi 50-50 miyiz? Para tamam mıdır bakışı? Sonra da kolay gelsin dedim. Çıktım. Hani aşırı normal bir şey yaşamışız gibi. Çok garip bir andı. İkinci gidişimde sırf tekrar onu görmek için de gittiğimi itiraf edeyim. Demek ki akılda da kalıcı olunabiliyormuş böyle şeylerde. Yani, görüyorsun değil mi yani? İşte nasıl akılda kaldığın önemli. Bağladım. Hı. Filmin yönetmeni Alex Layman, senaristleri ise yine Alex Layman ve Mark Duplass. Kimsenin umurunda olmayan bu detayları da verelim. Film 1 saat 29 dakika. Dağlanıp budaklanan bir hikaye değil fakat çok ustaca işlenmiş bir konu. İşte bu şuna benziyor. Aynı fıkrayı biri anlatır, gülmekten karnına ağrılar girer. Yani henüz böyle bir şey yaşamamış olsam da böyle bir ihtimal var, biliyorum. Peki, fakat gerçekten hiçbir fıkraya bu kadar gülmedin mi? Gülmedim reis. Peki yorum olarak insanlar şimdi bu videonun altına fıkra yazsa? Hayır, hele ki okuyup gülmem yani. Çok... Hayır olmaz. Bu insanlar şimdi bizi izleyen bu güzel insanlar fıkra olarak yorum yazsa. Arasından en çok güldüğün olursa bir dahaki bölüm
Ufka'yı anlatır mısın? Anlatırım gerçekten tamam. Ama hiç sanmıyorum çünkü itici geliyor bana. Duydunuz arkadaşlar. Neyse işte ya da başka birisi anlatır. Ya kalk git dersin. Diyesin gelir içinden. Onun gibi aslında yaşadığımız şeyler aşağı yukarı aynı. Fakat bunu ifade etme şeklimiz bizi birbirimizden ayırıyor. Her zaman da dediğim gibi yani benim kanalda hep söylüyorum da sen ilk kez duyuyor olabilirsin. Bir işin konusundan çok nasıl işlendiği daha önemlidir. Filmin konusu ki bunu söyleyince spoiler vermiş olmuyorum. Film zaten bununla açılıyor. Kanserden kurtulamayacağı ancak denerse ömrünü az da olsa uzatabileceği gerçeğini öğrenen adam en yakın dostundan ötenazi için yardımını ister ve ilacı yasal olmadığı için alabilecekleri 6 saatlik bir mesafeye yola çıkarlar. Bir yol hikayesi. Baktığın zaman çok ağır bir konu, zor bir durum. Fakat filmi sevmemin en büyük nedeni ise bütün bunların iyimser ve eğlenceli bir şekilde anlatılması. Yani gülümserken için böyle burum burum oluyor. Bu etkiyi yaratmak çok basit bir şey değil. Oyuncular zaten portfolyosuna bakınca saygılar abi dedirtiyor. Mark Duplass gece... Mark Duplass gece! Mark Duplass gişe filmleri de yapsa bağımsız film yapmaya hep devam etti. Bu filmde senaryosunu yönetmenle beraber yazdılar. Big Mouth isimli animasyon dizisinin Bizlerin karakterinin de sesi aynı zamanda. Ray Romano'yu da şu an gündemde olan Irishman filminde Bill Bufalino rolüyle izleyeceğiz. Filmdeki isimleriyle Michael ve Ray dışarıdan kaybedenler olarak görülse de dünyadaki yerlerini birbirleriyle bulmuş iki kişi. Bu da Michael'ın kötüleşen durumunu daha etkileyici yapan bir şey. Bu iki güzel oyuncuyu tanıdığından belki izlemek için gelebilirsin ama kıskandıran arkadaşlık için kalacaksın ve en önemlisi film her zaman seninle kalacak. Vay lafa bak. Böyle laflar benden sorulur reis. Alo? Ya, alo? Yapıyor. Ya, ya kaç kere dedim beni ayaktan aramayın. Hadi kapatıyorum kokuyor. Hadi bay bay. O zaman öpüyorum sizi arkadaşlar. Seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Birisi şey yazmış. Bu kadın bir daha sunarsa çıkarım net abonelikten demiş. Ben bunun çok muhakemesini yaptım. Ben mi gitsem o mu çıksa. Ama ben gelmeyi tercih ettim. Bunu da yorumlara yazarsanız sevinirim. O arkadaş ne yazacaklar bunu yorumlara? Hayır o arkadaş da beni bulsun. Sağ ol Taha. Çalışanların hakkını savunduğun için. Her zaman kardeşim. Öperim.